Doğan Kuruyemişçi olamamış ama iyi bir tüketicisi. Ha, seviyor. Ya şuraya koysaydınız bitmişti şimdi. Yani şöyle bir kap. Yayınmayı ayırmıyor yani ya. Fındık, fıstık, kaju ayırmıyor. Kajuyla da ilk 17 yaşında tanıştığı için yani. Ekonomik sebepler. Abi yani kaju ve kestane gibi ne derler yemişler bizim yemiş, için evet. Yılbaşı yemeğidir. Ama yani sizin evde de öyleydi ya. Zaten bu ülke de kajuyla aslında sen 17 yaşındayken tanıştı. Var mıydı? Bugün avokadoyu hatırlıyorum evet, mesela. Evet 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 doğru. Yok tabii gerçekten ülkede çok azdı. Kaju, bazı şeylerin yanında sosu vardı. Kaju belki bir yerde. Sen yani nasıl bir çocukluk da yaşadın kaju çocukluğundan? Ben gerçekten 20'sinden sonra kaju. Yoktu. Hayır işte yoktu yani. Ya ben sonradan tanıştım. 17 dedi abarttı 27 falandır yani. Ha o kadar. Hayır 17'de bir yerde görmüştüm. Ha evet. Adını duydum. Tanışmak yani. Amca merhaba bu ne Doğan, gibi? Merhaba Kaju yani. Yeme değil. Can var arada. Kaju, Doğan. Velhasıl abur cubur yani biz de bir yemeği şimdi sevmiyorum desem burada şu kadar bir adam oturuyor. Olduğu kaplamış bir adam. Estağfurullah. Yemeği severiz. Boğaburcuyuz. Evet yani. Yemek, İlgilenenleri duyurdur. Yemek, hani bu yemek yemeği birçok insan sever. Yemek yemek yani güzel yemek yemek keyiflidir. İyi yemek yemeyi seviyoruz. İyi evet. Bir yerde iyi yani tadı. Evet. Hangi şehirde ne varı merak şimdi, ediyoruz. Şimdi evet açılış bunu? Yani ne diyeyim işimizi anlattığımız bültende de yazıyor. Nerede oynuyoruzdan önce nerede ne yiyoruzun cevabını arayan ikili. Yani gerçekten. Ona göre bir turnu. Şimdi mesela Antalya turnesi geldi ya ben direkt Google'a şey baktım. Nerede ne yenir'e baktım. Yani Antalya. Yaz mı yaz gömeceğiz yani. Turnede yapılır ya. Biz turne, de, yani gidildi mi? İşte turnede olmuyor. Varmış. Yani her yerde. Şimdi şuradan çıksak şurada aşağıda kokoreççi vardı falan diyor. Çok özür dilerim biz buraya geldik. Şimdi her seyircimizden de saklamayalım yani. Bir saat önce bayağı karışık ızgara falan söyledik. Burada yedik. Peki. Ya, bayağı, dikkat tam, teşekkürler Bein Sports yani. Tam bunun üzerine o zaman kritik soruyu sorayım. Sor. Oğlum sana. Bozoyuk turnuvanızı hatırlıyor musun Bozoyuk? Evet. Orada ona dair, o turneye dair bana bir şey anlatmak ister misin? Yoksa ben mi afişeyim? Abi yol tahminimizden uzun sürdü. Gösteriye bir yarım saat 40 dakika kala araçtan indik. Ha. Salonun arka kapısında bir restoran ayarlamışlar bize yetkililer. Oraya girdik. Yetkililerin ayarladığı yemeği ama 20 dakikamız falan var ki yani salona geçip giyineceğiz çıkacağız. 20 dakikada sağlam bir yemiştik. Dönüş yolunda da senin canın menemen mi çekti? Menemen çekti. Ha bir yol üstü lokantasına girdik. Bir şey olması geçti peki yemek yediniz çıktınız. Tıkalı basın. Yani yani sahnede şey özellikle onu kusacağım falan zannetmişsin. Çünkü çok apar topar. Hızlı yedik abi yoksa. Ekipten bir... birisi verdi bu feedback'i bize. Zaten ekipte 5 kişi var. Hepsini şey yapıyor. Yok şu an çalışmıyor siz ama siz de çalışıyormuş. Bozoyuk turnusunda oradaymış. Hikaye anlattı bize. Çok hızlı yemişler hocam. Çok o kadar hızlı. Yani yolda yani yemeyip giderken giyinip çıkmışlar falan. Yoksa öyle. O konuda profesyoneliz yani. Yıllarca tiyatro yaptık ettik. Yani sahneye çıkmadan önce yemek yenmez. Ama mecbur kaldık. Mecbur kaldık. Bu kadar yol gitmiş. Kahvaltıyla duruyorsun. Abi evet. Bir de, bu sefer böyle abur bir de 3 saat performans. Üzerine. Yemek konuşuyorsun. Bir de biz ben orada şeyi yani... anlamıyoruz. Ya çok pardon ama Onur. Ya biz bir tane muzun insan vücudunu bir 4-5 saat daha rahat rahat götürebileceğini biz ikna olmuyoruz abi. Ben kendimden bak, de biliyorum. Doğa Rutkay bana yıllar önce demişti ki. Onur demişti. Her insanın midesi avcunun içi şu aya kadardır. Yani şurası kadardır. Hadi belki de burası. Şimdi hatırlamıyorum. Benim midem daha büyük. Dur ya. Bu yalan bir tez bence. Onur'dan mı? İşte onu doldurabildiğin zaman hayatını survive edebilirsin demişti bu. Ben o bilgiyi aldım. Sindirdim. Yedim. Çıkardım. Boşalttı. Geçti gitti diyor. Yani ben hayatımı sürdüremem. Hayır o an için söylüyorum ya sahneye çıkacaksınız. Bir muz at çık diyorsun. Ha, 6 tane badem ye çık. Ama yoldan geldi. Bu arada Eskişehir ben gidip geliyorum. Eşim Eskişehir dizi çekiyor. Gerçekten uzun ve yorucu bir yol. Hani ya benim için artık sıkıcı çok sık gidip geldiğim için. Yani yol 3 saat bir günah işte. Duyuyor musun bunları? Hayır yol sıkıcı hayatım. Senlik bir şey yok. Ama normal olarak acıkmışlardır belki yani. İşte bak evet, şimdi evet. Yemek konuşuyoruz. Acıkıyorum. Bence konuyu geçelim. Hayır. Neden ben daha yeni toparladım bu konuyu senin için. Öyle İşte deme. Bir çorba mı acaba? Sen iştahlı değil misin? Ben günde bir öğün yerim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben diyorum bu takıma beni nasıl sığıyor? Beni tanıyan herkes bilir ama benimki de saçma. O da sağlıksız bu arada. Evet bir öğün. Ben işte zararlı olan her şeyi tüketip sonra bir öğün saçma bir saatte yemek yiyip sonra işte midem rahatsız şu an diye çalıyorum falan. Benimki de çok saçma öyle de yapmayın. 3 öğün düzgün yemenizi yiyin çocuklar falan. Evet kamu spotumuzda verdiğimize göre. Diyet konusunda ibret çıkarmışlar. Fit olduğu iyi olduğu böyle ya şimdi iyi de kardeşim. Biraz çok böyle sıkı olduğu bir dönem vardı çünkü tiyatro operada bir tiyatro oyununda oynuyordu. Orada da üstü çıplak oynuyordu. Sadece oynuyordu. Üstümüz olsa?
Evet yani yok yok. Boxer'la oynuyordum. Ha, Boxer'la oynuyordum. İç çamaşırıydı. Bir 40 dakika Boxer'la bir performans vardı. 2 sezon 3 sezon neyse sürdü. Çok da güzel bir oyundu. Orada şimdi... Ne oynuyordun abi Boxer? Olması gerekiyor. O zaman iyiydi. Söyleyebileceğim bir şey değil mi? Tabii tabii. Ya şey Tiato Pera'da bir 2016'da başladık. Geçen seneye kadar aslında sürdü. Vanya, Sonya, Maşa, Spike diye bir oyun. Çok değerli isimler vardı Tiato Pera'da. Hem bizim bölüm başkanımız, hocamız Nesin Kazankaya oynuyordu. Tilbe Saran, Şerif Erol, ben, Başak Meşe, Gamze İpek. Öyle bir 6 kişilik kadroyduk. Yücel Erten yönetmişti. Bayağı güzel. İstanbul Tiyatro Festivali'yle başlamıştık ve yıllarca sürdü. Benim oynadığım karakter de oyuncu olmak isteyen, biraz ünlüye özenen, kendini beğenmiş bir tipti. Ve dikkat çekmek için sürekli vücudunu sergiliyordu evin içinde. Boxer'la geziyordu. Sürekli canı sıkılıyor, hava çok sıcak deyip tişörtünü çıkartıyordu falan. Genç çocuklar buradan sakın yanlış bir mesaj çıkartmayın. Evet, oyuncu olmak için boxer giymenize gerek yok. Yetenek yeterli. Çocuklar yanlış anlamasın burada. Tabii tabii evet. Neyse TikTok izlemesinler daha iyi. Aa uygulama söyledim. Hayır. Hayır. Tabii ki daha iyi değil. Boxer giyin TikTok izle. Hayır, hayır öyle bir şey yok tabii de. Ama hani bunu böyle şey örnek almasınlar. Biliyorsun çok ciddiye alıyorlar bazı mesajları. Yok hayır zaten oyunu oyunda şeyi anlıyor. Onun yanlış olduğunu. Ya. Ne bileyim Doğan abi. Rengi kızar. Şaka yapıyorum kardeşim. Oyundaki karakter kötü bir örnekti zaten. Ha, olumsuz bir örnekti. Olumsuz bir örnekti. Kendini öyle var edebileceğini zanneden bir örnekti. O yüzden bunlar rolü oynuyordu. Oynadı. Olumlu bir örnek olsaydı ben oynadım. Boxer'la ben. Olumsuzları ben oynuyorum. Çok sıcak oldu. Seyirci kaçıyor. soyundu. Olumsuz bir örnek. Ya, ben şey seni ya. De izlemek isterdim ama o rolde. Oynayayım kardeşim ben sana. al 1000 lira. Abur cubur night.